Mehmet Barlas, Sabah Gazetesi. Putin'in yanlış hesabı, Suriye'den Rusya'ya geri döner. Hava sahamızı ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi, bir anlamda dünya gerçeklerini daha berrak görmemize de sebep olduğu için belki de hayırlı oldu. Birincisi, şu andaki Rusya yönetiminin ne kadar keyfi ve diplomatik nezaketten uzak olduğunu anladık. Devletler arası ilişkiler ve uluslararası hukukun temel kuralları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in egosu karşısında adeta yok mesabesinde. Yanlış hesap. İkincisi Putin, Türkiye'nin seçilmiş demokratik yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya'nın siyasi ve ekonomik ilişkilerini Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak bir anda sıfırlarken, bunu Beşar Esed'i ayakta tutmak için izlediği siyasete endekslemiyor mu? Ukrayna serüveninden sonra Rusya'yı bir de Suriye bataklığına sürüklemesinin sonuçlarından biri de Türkiye ile Rusya'nın arasının açılması olmadı mı? Oysa devletler arası ilişkiler kişilerin egolarına değil, ilgili tarafların ortak çıkarlarına ve dostça ilişkiler kurulmasını öngören niyetlere bağlı olmalıdır. Boşluk büyüyecek. Bu açıdan baktığımızda Rus savaş uçağının düşürülmesinin sonuçlarından bir diğeri de Türkiye'nin Rusya'ya değil, Rusya'nın Türkiye'ye daha fazla muhtaç olduğu gerçeğini görmemiz olmuştur. Ukrayna krizi dolayısıyla Avrupa Birliği'nin ekonomik ambargosuna hedef olan Rusya için Türkiye'nin ekonomik gücü bu ülkeye biraz da olsa nefes aldıracak çaptaydı. Rusya, Türkiye'nin devre dışı kalmasıyla doğacak boşluğu acaba İran'la mı yoksa Suriye ile mi dolduracak? Keşke bilinçsiz ve sorumsuz bir Rus askeri pilotunun hatası veya kısıtlı sınır ihlali sonucu bu kriz meydana gelmeseydi. Ama anlaşılıyor ki Putin'in Suriye'ye dönük hesapları var oldukça bu tür gelişmelerin olmaması adeta imkansızdır. Sonuçta Rusya'nın Suriye'de sürüklendiği serüvenin bedelini Ukrayna serüveninde de olduğu gibi Rus halkı ödeyecektir. Rus savaş mekanizması IŞİD'le mücadele gerekçesi arkasında aslında Esed'i ayakta tutmak için ülkenin kaynaklarını tüketirken Rus insanların yoksullaşması devam edecektir. Ayrıca Rusya, Orta Doğu'nun mezhepler arası kavgalarında bir taraf olmak durumuna düşecektir. Putin'in anlaması gereken büyük gerçek, Türkiye'nin Rusya'ya ne bağımlı ne de muhtaç konumda olduğudur. Ve onun mantığında karşılıklı bağımlılık kavramının bulunmadığı da herhalde artık anlaşılmıştır.